İstanbul seçmenine helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Bir kere daha. Yani onlara söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ya bazı kişiler anlamak hani mümkün. Çünkü niye dersen bak CHP'nin İstanbul'da iskelet oyu var. Anladın mı? Kafasını kessen isterseniz e, bir tane gazoz kapağını bak gazoz kapağını kola şişesini İstanbul'da aday edin CHP'den oy atacak insanlar var. Onları anlıyorum. HDP'nin bazı kesimleri var. Onları da anlıyorum. Çünkü niye derseniz Erdoğan'dan çektikleri kadar hiçbir kimseden Türkiye'de daha çekmediler. Onları da anlıyorum. Onlar da mecbur ekrama oluyor. Ya bazı tarafsız insanlar var. Kardeşim valiye küfür ettiğini gördünüz. Bak resmen. Adam seçimlerin son günü bak. Son iki gün kala televizyonlara çıkmadı kaçtı diyor ki yani spikerler öyle sıkıştırdılar ki ne İsmail Küçük'le hotel odasında yakalandı ben diye 3 dakika konuştum 5 dakika bir nefes alıp hani oksijen tüpü falan filan sesimi düzeltmek için şudur budur dedi kamera kayıtlar 45-50 dakika çıktı orada spikerin soracağı soruları İsmail Küçün orada Ekrem İmamoğlu'na verdiği bak e, Binali Yıldırım'dan e, çıkmış oldukları programda hani karşılıklı programda sorular önceden Ekrem İmamoğlu'nun eline geçtiği ortaya çıkıyor. Ve son iki gün kala spikerler o kadar bastırdılar ki Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarını, bu soruları önceden almasını, İstanbul vaatlerini buna benzer bir sürü hani sorular sorunca verecek cevap bulamadı. Çünkü niye derseniz o Ekrem İmamoğlu eee bir dönemlik yani bir seçimlik sadece bir seçim kadar onun deposunun mazudunu doldurdulardı. Yani full değildi yarımdı. Mazut e, bitti rezerve yani ışık yandı yedek tankına bir 50 kilometre daha giderdi. Ondan da ikinci seçime doğru anca zor bela geldi. Son iki gün kala seçime tank falan bitti yani az bir iki kilometre daha gitseydi araba stop edip mazot bitti. Yani ondan sonra çek kenara arabayı itekle yani arkadan bu, bu dereceydi. Bir 10 gün daha dayanamazdı. Çünkü onu gerçekten araştırıp haline, hareketini, yalanlarını, vaatlerini dinleyen bir insan zaten ona kalkıp da oy vermezdi. Ya bu dinler kesimleri ben anlamıyorum. Bu hani arada ortada kalanlar oldu ya sanki e, birinci seçimlerde hani oylar hani çalınmış veyahut da yanlış hesaplanmış. AK Parti hakkını yemiş, böyle olmuş, şöyle olmuş diye cesine Ekrem İmamoğlu'nun neyine bu kadar hani e, mağduriyet e, oyunlarının hangisine inandığınızda verdiniz? Ben anlamıyorum siz arkadaşlar. Gerçekten bakın kendimiz ettik kendimiz bulduk. Fatih Sultan Mehmet'in kabrine bugün adam tekme atıyor ya. Bugün eli arkasında sanki işgalci komutan gibi sağa sol öyle ökele ökele dolaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da Kur'an tilaveti yapıyor. Cami ezan okutuyor. Ekrem ise resmen yani dalga geçer gibi dalga geçer gibi alay eder gibi eli arkasında yani artist artist yürüyor. Recep Üvedik gibi. Artist artist yürüyor. Ya adam cumhurbaşkanı olduğu zaman bu ülkeyi ne yapacağını siz kendiniz varın tahmin edin. Daha önce Ekrem İmamoğlu Rum e, Trabzon Rum Pontus İmparatorluğundan hani Fatih Sultan Mehmet'ten kalan bir hani fethettikten sonra bir e, ahdi intikamı falan filan var dediler. Hani inanmadık biraz aldırış etmedik hani abartıyorlar. Aynısını dedi ki Yunan medyası gazetecisi İstanbul'u biz kazandık. Yunanistan geri aldı. Tekrar şey İstanbul'u geri Yunanistan'a kaldık. Yunanistan kazandı böyle dedi. Pek aldırış etmedik inanmadık. Arkadaşım bu adam resmen yani Fatih Sultan Mehmet'e hani zulüm 1453'te başladı der gibi gidiyor adam. Resmen kabrinde artistlik yapıyor ya. Anıt kabire gidiyor el pence divan böyle duruyor. El pence divan kedi gibi ya resmen. Resmen. Yani bu adamın yani nesine bu millet böyle oy verdi? Nesine bunun kandılar? Yani gözünüz de görmüyor. Hala takibe devam ediyorlar. Hala başkanım 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 iyisin sen çok yaşa falan. Ya geçen bakın gene söylüyorum. Bir su musluk açılışı yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber. Kemal Kılıçdaroğlu'nun takip eden maskesi bile test. Ya adam maskeyi bile test takıyor. Ya bu adamların neyine aldanıyorsunuz? Neyine bu adamların oy veriyorsunuz? Sana hani takım elbise, kılık kıyafet giydiği zaman şöyle baktığınız zaman eline yüzüne adam mı sanıyorsunuz? Ne sanıyorsunuz? Bu adamlar da gerçekten içi boş. Hani boş manken gider ya hani boş manken. Onun gibi ya. Komut verilen manken gibi bunlar. Bunların neyine aldanıyorsunuz ya? Bu adamlar bizim Türkiye'nin her türlü her şeyine karşılar. Her şeyine. Ya koskoca dağları yarıp da 300 kilometre 200 kilometrenin İstanbul'un su sıkıntısını gideren Recep Tayyip Erdoğan'a su getiren Recep Tayyip Erdoğan'a ne iş yaptın ki zaten senin için zaten onu yapmaya mecbursun devletin vergisi falan filan diye aşağılayan azarlayan adamlar musluk açılışı yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. havalanma açılışını aşağılayan küçümseyen adamlar temel atma merasimi yapıyor. Ya bu adam demedi mi 12 yaşı ve altındaki bütün herkes İstanbul'daki İspark'tan bedava yararlanacak kim bedava biniyor söyleyin bana 4 yaşında çocuğu olan bir kadın bütün ailesiyle beraber bütün araçlara bedava binecek demedi mi İspark'tan belli bir noktaya kadar arabanla geldikten sonra arabanı park edip de metrobüse veyahut da metroya bindiğin zaman ücretsiz para aktarmaya para almayacağız demedi mi yalan değil mi bunlar ya bunu adamlar yalan söylemiyor mu? Hangi bir sözü doğru? Süt, su her şey bedava diyor. Her şeyde yüzde kırk, yüzde elli, yüzde zam geçirdi. Ondan sonra da ne diyor? Finansal ayarlama diyor. Biz diyor finansal ayarlama yaptık diyor. Ya bu adam seçim öncesi iki dakika camiye gidiyor. Yani bak iki dakika camiye gidiyor. Camide almış Kur'an-ı Kerim'i. Yani orada okuduğu Kur'an-ı Kerim de zaten Türkçe olduğu için e ösresi, etresi, cizresi hiçbir şeyi tutmuyor zaten. Türkçeden yarım yamalak okuyor belli. Yani millet Arapçadan okuyor sanmasın yani orada öyle. Onu bir de kulağında kulaklık takıldığı yerde de kulağından üflüyorlar yani ne yapacağını onu da söylüyorlar. Arkadaş bir de Muharrem İnce'miz vardı ya her gün cuma namazı kılıyordu adam. Her gün cuma namazı kılardı. Her gün hala kılıyordur şimdi belki. Bu adamların neyine oy veriyorsunuz? Şimdi Bakın geçen yine camiye gitmiş. Ekrem İmamoğlu bir kere. Ayda yılda bir gidiyor. Gitmiş camiye. Bakmış bağdaş kurarak oturuyor. Böyle diz çöküp oturamıyor. Bir 10 saniye otursun bacakları ağrıyor. Hayatında böyle bak namaz kılmayan adam diz çöküp oturamaz. Namaz kılan adamlar bunu bilir. Diz çöküp oturamıyor. Bağdaş kurmuş oturuyor. Yapamaz yani çünkü. Ne diyor Meral Akşener? Ekrem İmamoğlu diyor şeytan kovalamaktan namaz kılmaya vakit bulama o. Bulama o diyor da şey, yani şeytan kovalamaktan değil şeytanlık yapmaktan namaz kılmaya vakit bulamıyor. o. Çünkü adam ne diyor Selahattin Demirtaş serbest kalsın diyor. Niye içeride diyor. Neden yani neden? Ya Güneydoğu'da HDP'li belediyelere kayyum atanıyor. Kayyum atanıyor. Adamların suçları, deliller, her şeyleri yani delilli ispatlı. Adam kandile resmen yemek göndermiş. Taze sıcak yemek. Yani bunlar belli. Belediyenin araçlarını kullanıyorlar. Bütün her türlü yapmış olduğu belgeler, del deliller, dosya, dosya, dosya hepsi var. Koşa koşa HDP'ye yardıma gidiyor. HDP'nin Güneydoğu'da AK Parti ile kafa kafaya yarıştığı belediyelerde hani kimin kazanacağı belli olmaz. Belki AK Parti kazanacak. Hani terazide olan böyle çelişkili olan belediyelerde ee, CHP aday çıkarmadı. Orada HDP'yi destekledi. HDP'yi kazandırdı. Batı'da da Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de ve e, Sakarya'da Adana Antalya'da söylüyorum. Onlar da belediye adayı çıkarmadı. HDP dedi biz CHP'nin adayını destekliyoruz. CHP aynı sandığa oyu attılar. CHP de o HDP'nin oyunu Meral oyunu hepsini topladılar. Karamollaoğlu'nun da oyları var. Hepsini bir masaya döktüler. Beraber hepsini saydılar. Ondan sonra bir haneye yazdılar. CHP çıktı. Ben seçim kazandım. İstanbul'u AKP'nin elinden aldım. AK Parti'nin elinden aldım. Kendi hakkımla selahiyetimle gücümle aldım. Nerede aldım? Altın tepsinin içerisinde sana HDP İstanbul Ankara'yı verdi. Sen de borcun minnettarlığının sebebi onların istediği ihalelerde, işlerde, tavizlerde onları destekliyorsun. Aynı şekilde 2023 yılında yine beraber olacaksınız. Ya o zaman HDP tavale indirsin CHP'ye katılsın ya da CHP indirsin HDP'ye katılsın. Kardeşim niye ayrı ayrı o zaman iki isim yapıp birleşiyorsunuz? Yeri geliyor biz HDP'li değiliz diyor. Al işte besbelli HDP'lisiniz. Niye milleti kandırıyorsunuz? Onlar kandırıyor. Bizimkiler niye inanıyor ben anlamıyorum. Bu bazı, bazı, bazı halk inananları ben anlayamıyorum ya. Bu bazı halkı ben anlayamıyorum. Neden inanıyorlar? Bunların iki yüzlülükleri, bunların yalanları, fitneleri, fesatla her şeyleri delilli ispatlı. 80 senedir Türkiye'nin lehine bir çivi çakmamışlar. Bak musluk açılışı yapıyorlar. Musluk açılışı, heykel açılışı, temel atmama açılışı Başakşehir'e Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesi yaptı ya. Çam şeydi Çam Şakura. Çam Şakura'ydı. He Şakura. Japonya ile beraber ya. Adam şehir hastanesini yaptı ki ne? Dev, muazzam, 5 yıldızlı otel. Dubai gibi ya. Resmen git oraya. Orada tatil yap gel. Bir havuzu eksik. Belki havuzu da vardı. Savunma her şey var. Git orada kafanı dinle gel. Bedava. Bunun yan yollarını adam ben yapmam dedi ya. Yapmadı yan yollarda da onu da yine Erdoğan yaptı. Ulaştırma Bakanı. Yine de Erdoğan yaptı ya. Bu millete verdiği hizmet yani sırtında 17-20 sene sırtında taşıdı. Bir kere yoruldum öftemedi. Adamlar devam taşıdı. Adamlar 2019 seçimlerinde Erdoğan'ın yüzünü görmekten osandık diye oy vermediler. Adamlar adam hala pes etmedi yine hizmet etmeye devam ediyor. Hala sırtında taşıyor.